Diyor. İmar affından yararlanan, müjde olarak verdi e, Erdoğan bu imar Tabii, afflarını Maraş olsun için, dedi. Hatay için. Ama o e, evler mezar oldu insanlara, hayırlı Şahkulu olsun dedi. Dergahına, Şahkulu dergahına silahlı bir saldırı olmuş. İstanbul Göztepe'deki Alevi inanç Merkezi'nde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Şu anda son dakika bilgisi olarak arkadaşlarım yansıtıyorlar. Daha ayrıntılı bilgi geldiğinde size ulaştıracağım. Şahkulu Dergahı ki bilirim Göztepe'dedir, evet. Alevi Lanç Merkezi'nde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Silahlı bir saldırı, yani onunla ilgili gelen bilgiler olursa ayrıntılı bilgiler size aktaracağım. Hatta bir bağlantı da yapma imkanımız olursa onu da söyleyeceğim. Tekrarlayalım, İstanbul Göztepe'de bulunan Şahkulu Dergahı'na silahlı saldırı yapılmış. Ve çok sayıda yaralı olduğuna yönelik e, ilk gelen bilgilere göre e, ayrıntılar var. E, onunla ilgili öğrendiğimiz bazı e, ayrıntılı ek bilgiler olduğu takdirde size <laughs> ulaştıracağım bu ek bilgileri. Bu arada e, demir alımları içinde e, Bahadır Özgür'ün bir tweetini e, gösterelim e, arkadaşlarım göstersin. Demir alımı konusunda girişimler yapılmış. Gördüğünüz gibi Türkiye Çelik Üreticileri Derneği e, diyor, depremzede kentlerin yeniden inşasının bu iktidarın eline kalması ürkütücü. Anlaşılan daha neyin nasıl nasıl yapılması gerektiğini planlamadan inşaata evet. girişecekler. Demir çelikçilere acele yazı gitmiş. 3 ay içinde 4 milyon ton inşaat demiri bulunup bulunamayacağı sorulmuş. Ek yazıda o inşaat yapma konusunda kararlı oldukları anlaşılıyor. Bilim adamlarına kulak vermeyecekler. Yani, en son yapacaklarından başlıyorlar. Yani bugün yapacaklarını yapmak yerine en son yapacaklarından başlıyorlar. Evet. Ee, maalesef böylesine bir uygulama. Şimdi sizinle biraz e, Mustafa Ergen'e de bağlanacağız. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Malatya'da çünkü kendisi. E, ondan da özellikle eğitim işlerinden sorumlu partinin e, bu okullarla ilgili görüşlerini de almak istiyorum. Ama şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'de 10 ili etkileyen depremlerin e, insanların hayatında uzun dönemli e, sağlık etkileri olacağına Hı -hı. yönelik bir açıklaması oldu ki bunu zaten tahmin etmemek, e, tahmin etmek e, zor değil. Krizin üstüne kriz olarak tanımlıyor dünya sağlık evet. örgütü bu durumu. Bu nasıl aşılacak? E, bugün YÖK'ün bir açıklamasını ben sosyal medyada paylaştım. E, Aktör rollerin saldırısına uğradık bol bol. Paylaştığım şeyde şu şunu yazıyor YÖK. Bölgeye psikolojik ve psikiyatlar gerekiyor. Çünkü orada insanların ruh halleri ne yönelik bir